Takvimler 16 Ağustos 2011'i gösterdiğinde Türk futbolu yepyeni bir isimle tanışacak ve bir kulüp kendi efsanesini yaratacaktı. O dönemler İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla boy gösteren günümüzün Medipol Başakşehir'i Bosna Hersek'in Zelnezincar takımından 21 yaşındaki Edin Visca'yı sadece 400 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kim bilebilirdi ki o Visca tam 10 yıl boyunca kulübün sembol isimlerinden biri olacak. Gelin Boşnak futbolcunun bu süre zarfında Başakşehir'de nasıl bir efsaneye dönüştüğüne birlikte bakalım. İlk sezonundan itibaren kendini göstermeye başladı genç yıldız. İstanbul ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 5 gol atıp 9 da asist kaydeden Visca artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştu. İkinci sezonu nispeten daha durgun geçti Boşnak oyuncunun. Oynadığı 28 maça 3 gol 6 asist sığdırmasına rağmen Visca için gelişim tüm hızıyla sürüyordu. 2013-2014 sezonu ise onun için çok özel ve belki de hayatının en önemli tercihlerinden birini yapması gereken bir dönemdi. Bir atlı gelişen İstanbul Büyükşehir Belediye'de kalma kararı veren Visca, futbolculuğunun yanı sıra karakteriyle de gönülleri fethetmeyi başarmıştı. O sezon 10 gol 10 asist yaparak takımının yeniden Süper Lig'e çıkmasını sağlayan yıldız futbolcu da ait olduğu yere geri dönmüştü. 2014-2015 sezonunu 8 gol 5 asistle tamamlayan Visca için zirve yolu kusursuz bir şekilde devam ediyordu. Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı 2015-16 sezonunu 4. sırada noktalayan Medipol Başakşehir'de Edin Visca tüm kupalarda oynadığı 41 maçta 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Bu aynı zamanda Boşnak futbolcunun en yüksek istatistiklere ulaştığı sezon demekti. Tabii ki bu rakamlardan sonra transferin gözde ismi olmamak da mümkün değildi. Çeşitli büyük takımlara yazıldı Visca, görüşüldü, konuşuldu ancak tecrübeli futbolcu Başakşehir'deki misyonunu henüz tamamlamamıştı. Bir sonraki sezonda çifthaneli rakamlara ulaştı Visca. Tüm kupalarda 43 maça çıktı, 10 kez fileleri havalandırıp takım arkadaşlarına 13'te asist yaptı. Başakşehir ise zirvenin basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ederek sezonu şampiyon Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Yıldız futbolcunun bu gelişiminin ve efsaneleşme sürecindeki en büyük pay şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nındı. İkilinin artık bir baba-oğul figürüne dönüşmesi yılların getirdiği bir birlikteliğin sonucuydu. Gün geçtikçe büyüyor, ele avuca sığmıyordu Edin Visca. 2017-2018 sezonunu 3. tamamlayan Başakşehir'de 43 maça çıkan Boşnak Yıldız, 14 gol 17 asistle noktaladı sezonu. Artık bu istatistikler onun ve bizim için şaşırtıcı değildi. Son ana kadar şampiyonluğun kovalandığı ve Galatasaray'ın arkasında ikinci noktalanan 2018-2019 sezonunda da istatistik kağıdına 14 gol 14 asist yazdırmayı başaran 29 yaşındaki futbolcu için artık o büyülü an gelmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yıllardır ilmek ilmek işlenen şampiyonluk yolunu tamamlamak Okan Buruk'a düşecekti. Medipol Başakşehir pandemi nedeniyle ertelenip yaz aylarında bitirilen 2019-2020 sezonunu Süper Lig Kupası ile noktalamıştı. Takımın efsane ismi Edin Visca da bu başarıya aynı zamanda kariyer rekoru anlamına gelen 19 gol 14 asistlik ayakta alkışlanacak performansla katkı sağlayacaktı. Yıllar boyu gösterdiği performansının yanı sıra karakteri, aidiyeti ve Türkiye'ye olan sevgi ve saygısıyla tanıdığımız Visca, Süper Lig kariyeri boyunca yalnızca bir kırmızı kart görmesiyle de bunu fazlasıyla kanıtlamış durumda. Ayrıca Türkçe verdiği röportajlar ve her daim takındığı tavrıyla artık o da bizden biri.
Tabii ki bu kadar kısa sürede 10 yılda yapılanların hepsi anlatılmaz. Ancak Edin Visca'nın Başakşehir'de nasıl sembol bir isme dönüştüğünü hızlandırılmış bir şekilde aktarmaya çalıştık. Bu sezon teknik direktör Emre Belezoğlu ile birlikte yeniden bildiğimiz performansına kavuşan tecrübeli yıldız için artık yeni bir macera zamanı. Bakalım bu macera ve meydan okuma Visca'yı nasıl bir noktaya taşıyacak?